Gel, Galatasaraylılar da gelsin. Kapat, tek ver. Kardeş. Kadrajı tek ver. Mehmet çok iyi hatırlayacaktır. 1987'de Galatasaray Avrupa Türkiye Ligi'nde 13 sene sonra şampiyon olduktan sonra yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa diye tribünde bir pankart vardı. Ertesi sezonun birinci maçı mıydı? Bir sonra yani şampiyon, 13 sene şampiyon olmamış takım. 13 yıl sonra şampiyon oluyor. Yetmez bize bir kupa, şimdi hedef Avrupa diyor. O sene Galatasaray Widzew Łódź diye bir takımla oynadı. Polonya'da. Bizim Türk takımlarının önüne gelenden 8, 6, 5, yani 2-1 falan yenildik mi şerefli mağlubiyettik yani. Yenildik ama ezilmedik. Bak bu yenildik ama ezilmedikler falan vardı. Hani şimdi siz diyorsunuz ya, ya nasıl yenemezsin Danimarka'yı falan diyoruz ya biz. Onlar bize 5-6 atıp gönderiyordu. Widzew Łódź diye Polonya takımına karşı şampiyon muydu Polonya'da? 85-86 sezonu, bir sene önceden bahsediyorsun. Widzew Łódź deplasmanında Galatasaray kazandı abi. 2-1. Ya bir şey mi var acaba filan? Ertesi sene Galatasaray Avrupa'da böyle 1-2 maç kazanıyor. Bir oynuyorlar, bir şeyler oluyor. Rapid Wien maçları, PSV maçı o sene mi? Tarihi. O sene PSV maçı. Galatasaray PSV Eindhoven'la eşleşiyor. PSV Eindhoven ilk maçı 3-0 kazanıyor. İkinci maçı Galatasaray burada 2-0 kazanıyor. O PSV başka hiçbir takıma yenilmeden Avrupa şampiyonu oluyor o sene. Başında Hiddink. Galatasaray böyle bir Widzew Łódź'u deplasmanda yenmeler, bir PSV'ye ilk mağlubiyeti tattırmalar, ufak ufak bir şeyler gösteriyor bize. 89'da yarı final yapıyor. Sonra eleniyorlar, bir Roma maçları var. Böyle kritik maçlarda puan kayıpları var. Mesela çok saçma sapan yerlerde bir Werder Bremen maçı var, son saniyede girmiyor. Bir Roma maçı var, Caniggia işte burada böyle vuruyor, Arif direkten dönüyor, bir şeyler oluyor, girmiyor. Yani, Atletico Bilbao'ya gidiyorsun, Guerrero diye bir adam bir gol atıyor. Hiçbir iddiası olmayan Bilbao'ya yeniliyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlatamıyor. Hani hep böyle bir yerlere geliyorsun, bir sıçrayamıyorsun. Ama o yolun sonunda bu hataları yapa yapa Chelsea'den de 5 yiyorsun. Sonra o yolun sonunda UEFA Kupası. Arada şu an Beşiktaş'ın da yaptığı bu. Bilic başladı. Ufak ufak bir şeyler gösterdi kültür. Fikret Orman. Ufak ufak bir şeyler gösterdi. Bilic'den sonra şen olacak. Geçen senenin devamı gibi görünüyor bu şimdi. Lyon'da sen penaltıyla kaybettin abi yarı finali. Doğru. Şimdi bir kültür yolculuğudur bu. Bir vizyon yolculuğudur. Önce yola çıkmak gerekir. Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur demişler. Çok güzel söz. Bir daha söyler misin? Aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur. Duvara yazılır biliyor musun? Ya da William Blake demiş, İngiliz şairi. Harekete geçilmeyen hayal hastalıktır. O yüzden bir vizyon koyacaksın önce. Galatasaray 1987'de koydu o vizyonu. 89'da yarı final geldi. Ta 2000'de kupa geldi. Adım adım bu işler diyorsun. Bu işler oradan sekti, buradan girdi, oradan fabriçalı mı attı bilmem ne. Ama vizyondur bu işler. Birine nasip olacak en sonunda, ona oldu. Fikret Orman geldiği günden beri UEFA Kupası diyor. Avrupa'da bir kupa diyor. Şampiyonlar Ligi'de alacak halimiz yok diyor. O yüzden UEFA Kupası diyor. Hı hı. Çünkü bizim bütçelerimiz ve kalitemiz buna uygun diyor. Ve doğru söylüyor. Fikret Orman'ın bu vizyonu Bilic'te de sirayet etti. O Liverpool maçları falan orada bir parlamalar oldu. Liverpool toplum i̇şte var orada abi. Orada Tolga yani? Degaj yaptı, Brugge'den döndü ya öyle mi olsaydı Sporting falan. Sporting Lisbon oldu falan. Tamam mı? Sonra. Yani Sporting Lisbon maçında da şu... Hep bir gelişmedir bunlar, bir gelişme. Adım adım. Gelişme yani. Arsenal maçını hatırladın. Yani vizyon var, hı-hı, ve bunun üzerine de aksiyon var. Üstüne Şenol Güneş. Şimdi Şenol Güneş'te de hareketler falan artık... Şenol Güneş'e nasip olur mu bilmiyorum. Allah bilir. Ama böyle giderse, Fikret Orman'a nasip olur mu onu da bilmiyorum. Ama bu vizyonla, bu kafayla, bu bütçelerle giderse Beşiktaş da eninde sonunda bir Avrupa Kupası alacaktır. Çünkü önce niyet edeceksin. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Hayatta ne yapacaksan önce niyet edeceksin. Niyet ettim namaz kılmaya, niyet ettim bilmem ne yapmaya. İşte efendim bugünkü yoga seansımızda şunu olumlandırıyoruz filan. Tamam neyse. Olumlandırmak muhteşem. Tamam mı? Dolayısıyla niyet ettikten sonra da aksiyona geçeceksin. Yani sırf niyet etmekle kalsan hastalık oluyor işte o zaman. Bir rükû secde tarafı olması lazım bu işin. Ondan sonra neyse onun ritüeli, yapılması gerekeni. Yogaysa yoga yapacaksın abi. Şeyse nefes terapisiyse onu yapacaksın. Hı. Yok nirvana'ya çıkacaksan nirvana'ya çıkacaksın. Zaten çıktın mı? Neyse, onu yapacaksın. Şimdi o aksiyonu alıyor Beşiktaş. Şimdi eninde sonunda bu yolun sonunda kupa var. Bir Avrupa kupası olur. Bu sene olmaz, 10 sene sonra olur. Ama bu vizyon devam ederse.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği ilk senelerde hemen ekonomik kriz yaşar. Bu gerçek. Ama benim bahsettiğim başka bir vizyon. Bugün Galatasaray'a Avrupa maçlarında şunu diyor, dedirtiyor mu bize Galatasaray? Şunu dedirtiyor değil mi? Ya Avrupa maçı ve Galatasaray. Ne olacağı belli olmaz. Dedirtiyor. O yüzden Öster Şunus'ta bu kadar Beşiktaş, kıyamet kopuyor. Beşiktaş bize bunu dedirtecek. Yavaş yavaş onun sinyallerini veriyor. Bunu dedirtecek. O yüzden millet şimdi şey diyor. Ne oldu Real Madrid'i mi yendi filan var ya. Çok vasat yorumlar şimdi onları. Onun sebebi şu. Konuşulur mu ya? Onun sebebi bu geleni görmeleri yani. Gelen görülüyor. Ne geldiği görülüyor. Oluşan çünkü alışkanlıktan Beşiktaş, korkuluyor. Beşiktaş Monaco'yu da deplasmanda yener. Porto'yu da yener. Kapanır 10 kişi. 2 kontratakla 2 tane çakar gelir. Öyle yapmıyor. Öyle yenmediler. Oyunla yendiler abi. Ders verdiler. O zaman... O zaman işte korkutursun. Ve dün akşamki maçın çok daha iyisini Porto'da oynadılar. Ya Beşiktaş en çok Leipzig'e zorlandı ya. Evet. Dün akşamki rahat maçın... yendi yani. Tabii. Dolayısıyla beni sevdiği için, ben de onu sevdiğim için değil ama Fikret Orman'ın burada hiçbir şey vermediyse Beşiktaş'a ki statlar diye şampiyonluk verdi. Vizyon koydu. Bu vizyonu verdi abi. Yıldırım Bey de bir sürü şey vermiştir. 100 milyon lira para vermiş. Hı hı. Ama Avrupa vizyonunu vermemişti. Bu vizyonu koyan, buna zorlayan, mecbur kılan önce kendisini, sonra ekibini, sonra hocalarını, sonra futbolcularını ve nihayetinde taraftarını inandıran Fikret Orman'dır. Böyle bu vizyonun sonu eninde sonunda kupadır. Bak eninde sonunda devam ettiği müddetçe. İnşallah Beşiktaş bir Avrupa bu sene olmaz, 10 sene sonra, 3 sene sonra neyse ama olur. Evet.